Kimi PKK yalanı uydurdu, kimi FETÖ. Dolandırıcılar kurbanlarını terör örgütleriyle korkutarak bugüne kadar yüzlerce vurgun yaptı. 28 yaşındaki bir uyanıksa yeni bir dümen buldu. Cemal Kaşıkçı cinayetini dolandırıcılığa alet etti. Ben kimle görüşüyorum şu anda? Ben Hatice Hanım. Ben kontrol edeyim bakalım. Yakında böyle bir soru var mı? Aradığı herkese aynı yalanı söylüyor, adınız Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştı, paranız tehlikede, hemen göndereceğim hesaba geçin talimatı veriyordu. Kimliğin üzerinde mi anneciğim? Üzerimde. Tekten dinlenebiliyorsun, masraf içerisinden getirsin, tamam mı anne? Tamam. Kimi bu yalana kanmadı ama kanıp taksi plakasını satanlar, elindekini avcundakini ona verenler de oldu. 28 yaşındaki o dolandırıcı son dönemde de Bartın'da yaşayan yaşlıları hedef aldı. Onları arayıp Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor. FETÖ terör örgütüyle bağlantın tespit edildi diyor, para istiyordu. Şu anda ben elinden geleni yapıyorum, sen de elinden geleni yapmak durumundasın. Çok seri ve çok sert konuşuyor, karşısındakine düşünme fırsatı bırakmıyordu. Bu soruşturma engel yarın bitebilir. Bugün de bitebilir, yarın da bitebilir. Çünkü buna belli olmuyor, çünkü 150 kişi mağdur şu anda aynı şekilde sizin gibi. Bir tek Bartın değil, 35 ili kapsayan bir soruşturmadır bu. Aynı yöntemle yüz binlerce liralık vurgun yaptı. Bir kişiye de taksi plakasını sattırdı. 460 bin lirasını aldı. Gördüğüm kadarıyla dünden beri sizinle irtibat halindeler, doğru mu? Ama polis peşindeydi. Telefon dolandırıcısı Ankara'da suçüstü yakalandı, gözaltına alındı. Yaşlıları kandırıp topladığı paralar da sahiplerine teslim edildi. Bizi dolandıran şahsı yakaladılar.